Merhaba arkadaşlar. 8. sınıflarda 1. ünitemizin tekrarına devam ediyoruz. Burada şimdi friendship konusunda suggestion yani öneri, tavsiye cümlelerimiz ve bunlara karşı verdiğimiz cevaplar. Kabul mü ediyoruz, red mi ediyoruz biz bu teklifleri? Bakalım şimdi arkadaşlar. Would you like? Tekrar ediyorum. Aslında bu konuyu ayrıntılarıyla anlatmıştım. Ama kabul ve red cümlelerini söyleyebilmek için önce şu tekliflere de yine bir kısaca bakmamız gerekiyor. Would you like to drink a cup of tea? Bir fincan çay içmek ister misin diye bir soru sorduğumuzda evet içerim veya içmem, hayır çok tokum, şu an yeni içtim şeklinde kabul veya red cümleleri söyleyebiliriz. İyi fikir diyebiliriz. It's a good idea. Bu iyi fikir. Accepting kabul etme. Refuse ise red'den geliyordu arkadaşlar. Bakın R, ikisi de R ile başladığı için buradan karıştırmayın demiştim. R, refuse, red, accept ise kabul. Bir fincan çay içmek ister misin dediğimde evet it's a good idea. Bu iyi bir fikir şeklinde kabul edebiliriz. Yes, all right diyebiliriz. Yes, okay diyebiliriz. Yes, I would. Evet, isterim diyebiliriz. Sure. Elbette veya of course, tabii ki diyebiliriz. It sounds great, kulağa harika geliyor şeklinde bir cümle kurabiliriz. Yes, I would love to, evet, isterim şeklinde yine bir cümle kurabiliriz, kabul edebiliriz. Ya da how about, what about vardı. Bunlarda fiilimiz ing2 alıyordu. Şunlardan farklı olarak hepsinde yalın haldeyken, bakın buralarda fiilimiz yalın halde. Drink, yalın, verb 1. Ride, sürmek, bisiklet sürmek, verb 1 yani yalın halde, go, yalın halde, yine burada go, yalın halde. Fiilimiz herhangi bir ek almadı ama how about'la what about'la fiil ing eki alıyordu. Artık bunu adımız gibi biliyoruz. Let's ride a bike. Haydi bir bisiklet sürelim. Shall, yine shall we go to cinema? Sinemaya gidelim mi, alın mı, edin mi şeklinde bir anlam katıyordu shall. Why don't we go on a holiday? Neden bir tatile gitmiyoruz? Neden bir sinemaya gitmiyoruz? Neden yürüyüşe çıkmıyoruz? Şeklinde kullandığımız teklif cümleleri. Yine bunlara kabul cümlelerini okumuştuk. Nasıl reddedebiliriz? Hangi cümlelerle red cevabı verebiliriz? No, thank you. Hayır, teşekkürler diyebiliriz. No, I'm busy. Hayır, yoğunum, meşgulüm diyebiliriz. No, thanks. Hayır, teşekkürler yine diyebiliriz. I'd love to, isterim ama yapamam. Veya bunun devamında, mesela yüzmeye gitmeye ne dersin diye bir cümle kurduğunda I'd love to, isterim but I can't, ama yapamam. I don't know swimming. I don't know swimming. Yüzmeyi bilmiyorum, bu yüzden yapamam şeklinde devamını getirebiliriz. I'm sorry, üzgünüm ama yapamam diyebiliriz. Yine devamlı açıklama getirebiliriz. Maybe, belki, sonra. Maybe olabilir demek veya belki demek. Belki sonra, daha sonra. Sorry, üzgünüm ama I am very busy. Üzgünüm ama çok meşgulüm. Bu yüzden gelemem. Mesela arkadaşınız sizi bir film izlemeye davet etti. Sinemaya veya bir partiye davet etti. Kabul edeceğiniz zaman bu cümleleri kullanıyorsunuz. Red cümlelerinde ise bu kelimeleri görebiliriz. Şimdi sorularımıza nasıl gelir arkadaşlar? Yukarıda bir örnek sorular çözmüştüm. Bize bir parti veya bir aktivite daveti verir ve devamında hangisi kabul etmiştir, hangisi reddetmiştir, red cümlesi olabilir şeklinde soru sorabilir. Bunlara dikkat edelim. Çok kolay bir konu arkadaşlar. Sorularımızda, diyaloglarımızda sık sık karşımıza çıkıyor. Bir sonraki konumuzda da görüşelim. Peki, hoşçakalın.